Evet, gazeteci arkadaşlarımız katlediliyor. Gazeteci arkadaşlarımız görev başında tutuklanıyor. Gazeteci arkadaşlarımız Rabia'daki gibi Jolemerk'teki özel savaşı teşhir ettiği için özel savaş yani devletin fuhuş çetesini teşhir ettiği için bugün aranır pozisyonda. Arkamda gördüğümüz birçok arkadaşımız katledildi. Tıpkı Gülistan Tara gibi, Hero Bahattin gibi, Nagihan Akarsel gibi ve daha adını sayamadığımız nice arkadaşlarımız hakikati uğruna bedeller vererek yaşamını yitirdiler. Bizim gazeteciliğimiz tarafsız bir gazetecilik değil. Biz halkların tarafıyız, ezilenlerin tarafıyız, ötekilenlerin tarafıyız, kadınların tarafıyız, gençlerin tarafıyız. Aynı zamanda sözünü alanlarda, meydanlarda inadına söyleyenlerin tarafıyız. Dolayısıyla aslında biz ahlaki politik toplumu haberciliğini yapıyoruz. Dün olduğu gibi bugün de yapacağız. Ölümler, katliamlar, bombalar, ötekileştirmeler dün olduğu gibi bugün de yıldırmadı, yıldırmayacak. Baskılar devam ediyor. O konuda hangi iktidar gelirse gelsin çok değişmedi. Ama değişmeyen bir şey daha var. Ne derseniz o da Api Musa'nın o dönem küçük generalleri şimdi büyüdü. Özgür basının yöneticileri oldu, yazarları oldu, çizerleri oldu. O yolun, o mücadelenin yolcuları oldular. O da bizim günümüzü aydınlatıyor, bu karanlığı aydınlatıyor. Bu vesileyle Api Musa'nın o general, o çocuk, şimdi çocuk olan generallerini de mücadelelerinden dolayı selamlıyorum. Onlara da serkeftin diyorum. Bu anmadan dolayı da Hero Bahattin, Gürüstan Taran, Nagihan Akarsel ve Gurbet Erli Ersöz şahsında özgür basın şehitlerini saygı minnetle anıyor. Onların mücadelelerinin bu ülkeyi aydınlatacağı düşüncemle hepiniz saygı ve selamlarımı iletiyor. Ayrıca Api Musa'nın bu 32. anma töreninde de ödül alacak arkadaşlara da başarılar diliyorum. Onları kutluyorum, tebrik ediyorum. Sağ olun, var olun. İnsanların birçok kimliği vardır. Benim de öyle. Bir Kürt kadını olarak, bir devrimci olarak yaptığım çalışmalar var. Böyle kimliklerim var. Ama ben en çok gazeteci kimliğimi önemsiyorum ve değerli buluyorum. Bana çok şey öğretti. Bana hakikatin ne kadar kıymetli olduğunu öğretti özgür basın geleneği. Hani bizde bir söz var, derler, o çıkas bu haye. Yani ne kadar değerlidir. Gerçek bu kadar değerli. İşte bu gördüğümüz şehitlerimiz kadar değerlidir. Hakikat bu kadar değerli ve önemli olmasaydı bedeli bu kadar ağır olmazdı. Bizler özgür basın geleneğinin yolcuları olarak yola çıktığımızda gerçekler karanlıkta kalmayacak diye bir söz vermiştik. Görüyorum ki bugün bu sözün yolunu takip eden yüzlerce kararlı özgür basın kalemi var. Tebrik ediyorum sizleri. Kutluyorum. Demek ki daha Bedirkanlardan, Havar'dan, Kürdistan gazetesinden, Yeni Ülke'den, Özgür Gündem'den demek ki bu işin temeli çok sağlam atılmış. Demek ki Api Musa bize çok şey öğretmiş. Demek ki Gurbet Elli Ersöz yolumuzu çok iyi aydınlatmış. Onları da buradan saygıyla, minnetle yad ediyorum.
Bu ödülü almak benim için öncelikle çok onur verici bir şey. Beni bu ödüle layık gören jüri üyelerine öncelikle teşekkür ederim. Arkadaşlar herkes bahsetti. Gazeteciliğin ve gazetecilerin nasıl bir atmosferde çalıştığını hepimiz biliyoruz. Bugün hakikati savunmanın, hakikatin yanında durmanın bedeli gözaltılar, soruşturmalar, cezaevleri, sürgünler ve ölümler oluyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde ilelebet zaten gazetecilerin maruz kaldığı bu muamele zaten gün geçtikçe daha da artarak devam ediyor. Ben de tam da bu noktada ödülümü gazeteciliğin böyle dört bir yandan kuşatıldığı bir dönemde bir genç gazeteciye yol gösteren, her zaman desteğini esirgemeyen, her daim yanımda duran, gazeteciliğin gazetecilikten başka bir misyonu olmadığını bana her seferinde yeniden hatırlatan ve tüm bilgi ve birikimini benimle paylaşan hayatımdaki en değerli insan T24 Ankara temsilcisi Gökçer Tayıncıoğlu'na armağan etmek istiyorum. Kalemi Gurbet Ali Ersöz'den, Nagihan Akarsel'den devraldık. Ve tüm baskılara rağmen yazacağız dedik, tüm şiddete rağmen yazacağız dedik. Biliyorsunuz görüntüdeki Süleyman amcaya kanundan, aslında seçim kanundan, muhalefetten dava açıldı. Şu an soruşturma yedi ve önümüzdeki günlerde davası görülecek. Aslında yıllardır devletin sürekli parmak salladığı Kürt halkı bugün o parmak yeniden onlara döndü. Ve biz soruyoruz aslında onlara, siz söyleyin, siz konuşun, siz kimsiniz diye. O yüzden ben bu ödülümü... Ben bu ödülümü yolumuzda bize ışık tutan Nagihan Akarsel başta olmak üzere Rosida Merdin'e, Gülistan Tara'ya ve Hero Bahadin'e atfediyorum. Teşekkürler. Sorun çözülmüş olsaydı bugün Silava da gelip kendi ödülünü burada çok rahat alabilirdi. Ama maalesef bu mücadelemiz, bunun için mücadelemiz devam ediyor. Onun kısaca mesajı var, onu size okumak istiyorum. Silava'nın göndermiş olduğu mesajı. Nereden geldiğimizi ve nereye gideceğimizi biliyoruz. Bize bu yolu gösteren ve bugünlere getiren özgür basın şehitleri şahsında tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Ben de aranızda olmayı çok istiyordum ama şartlar el vermediği için aranızda bulunmuyorum. Orada bulunan bütün gazeteci arkadaşlara buradan sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum diye mesaj atmıştı arkadaş. Sayın misafirler, basın emekçileri, hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz 20 Eylül 1992'de babamın katledişi. Ondan sonra 31 yıl geçti. Bu gelenek de hala devam ediyor. Aynı günde maalesef Antalya'yı abimi de kaybettik. Bu 2 gün evvel, Cuma günü. Acımız vardı, acımız 2'ye katlandı. Ama gazeteci konusunda tabii her şeyden evvel şunu belirtmek lazım. Kürdistan'da gazetecilik yapmak gerçekten çok zor. Arkadaşlar da belirteceğiz bunu. Ama gazeteciliği masa başında değil de sahada yapan, emeği, cesareti, bütün bilgileri toplama azmi olan, özellikle de kadın ve genç arkadaşlarımızın olması gurur verici. Tarım işçisi kadınlar bu ülkenin en güvencesiz çalışma koşullarında çalışan kadınlar. O gün bana Siverek'te kapısını açan, başka kapıları aralayan, avlularında hem çaylarını hem yaşamlarını benimle paylaşan tüm kadınlara teşekkür ediyorum. Diğer yandan feminist gazeteciliği ilke edinen
ve o gün oraya gitmeme vesile olan kadın işçi editörlerine ve tüm meslektaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Son olarak ben bugün burada ödülü sadece kendi adıma almıyorum. Kürdistan'da özel savaş politikaları eşliğinde kadın ve çocuklara dönük bütün o politikaları teşhir ettiği için bugün hakkında yakalama çıkarılan Rabia için alıyorum. Kürdistan'da hedef gözeterek katledilen Hero ve Gülistan için alıyorum. Bir de onların bu uzun ve çetrefilli mücadelesi, bu mücadelede kadınlara ve gençlere ses olması içimizi ısıtıyor ve yüzümüzü güldürüyor. Bu gece aramızda yoklar ama onların bu hakikat arayışını bugün de devam ettirebilmek için, yaşatmak için aramızda olan ve canını siper eden binler var. Sizler varsınız, değerli basın emekçileri var. Hepinize cani gönülden teşekkür ediyorum. Bu hakikat yolculuğunda hepinize başarılar diliyorum, Serkeftin diyorum. Bu ödülü özellikle tüm basın şehitlerine, tüm onurlu kadın basın emekçileri adına alıyorum. Serkeftin diyorum. Bu yönde ben de şunları belirtmek istiyorum. Aslında bu ödül dört parça Kürdistan'da ve dünyada Jinjiyan Azadi felsefesiyle direnen, mücadele eden, zindanda ve dışarıda olan tüm yoldaşlarımıza, tüm arkadaşlarımıza gelsin. Hep beraber tek ağızdan Jinjiyan Azadi diyelim. Azadi! Jinjiyan!